Yine herkese esenlikler. Bugün de malum yani daha önceki videoları anlatmayacağız. Onları izleyin tabii. Bugün de malum gündemde Hunlar var. Dolayısıyla Hunları anlatmak yani bir borç gibi bir şey oldu. O yüzden biz de bugün Hunların dönemindeki şamanizmden bahsedelim. Tabii bu konuda yani eski Türklerden günümüze kadar şamanizmden bahseden birçok bilimci var. Bu bilimcilerin başında tabii zikretmemiz gereken isimler var. Onlar da Profesör Abdülkadir İnan, Profesör Doktor Zeki Veli Togan, Profesör Doktor Mehmet Fuat Köprülüzade. Bir de onun dışında Profesör Doktor Yusuf Ziya Yörükan. Bunları öncelikle zikretmemiz gerekiyor. Hatta Zeki Veli Togan İskitler döneminde de şamanizmden bahsediyor. Zaten bu konuda hem arkeologlar tarafından hem etnograflar tarafından hem başka Türkologlar tarafından çok sayıda kaynak vardır. Zaten arkeolojik kazılar hem Sibirya'da hem yani İç Asya'da gerçekleştirilen arkeolojik kazılar tonlarca şamanizmin izlerini bizlere gösterebiliyor. Yani bunu mutlaka zikretmemiz lazım. Yani Hunlar dönemine ait olan kazılardır bunlar. Hem Moğolistan'da gerçekleştirilen hem de Sibirya'da ya da Güney Sibirya'da gerçekleştirilen kazılardan bahsediyoruz. Aynı zamanda örneğin Laszlo Rassoni da Hunların döneminde şamanizmin varlığından ya da kamlığın varlığından bahsediyor. Dolayısıyla görüldüğü gibi şamanizm mevcuttur ve anılan araştırmacı bu konudaki görüşünü Atakam, Eşkam ya da Eskam gibi kavramlara dayandırıyor. Önemli bir Türkolog. Bunun dışında yine Profesör Doktor El Gavadeske tanınmış bir Sovyet araştırmacısı. O da en geç Sibirya'da en geç bronz döneminden itibaren şamanizmin varlığından bahsediyor ve bu şamanizmin günümüzdeki Sibirya yerlisi Türkler tarafından yaşatıldığını ama tarihsel süreç içerisinde hem İskitler'de hem Hunlar'da hem işte Avarlar'da hem Türkler'de hem Kırgızlar'da hem de Uygurlar'da yaşatıldığından bahsediyor. Bu önemli araştırmacı. Bunun dışında yine Hüseyin Nihal Atsız önemli bir araştırmacı, önemli bir fikir insanıdır. İşte ona da göre ta Hunlardan itibaren eski Türklerin milli dininin çok tanrıcı şamanizm olduğu görüşünde bulunduğu biliniyor. Bunu da burada zikredelim. Onun dışında yine Ahmet Taşağıl, Profesör Doktor Ahmet Taşağıl ve ondan önce Profesör Abdülkadir İnan Çinli kaynaklarına dayanarak Hunların şaman ayinlerini yaptıklarını zikrediyorlar. Özellikle her yılın başında hükümdarın sarayında yani birinci ayda hükümdarın sarayında bir takım dini ritüellerin yapıldığından bahsediliyor. Nitekim bu geleneğin günümüzdeki Hakas Türkleri tarafından Güney Sibirya'da yine her yılın başında birinci ayda ama geleneksel anlamda birinci ayda baharda düzenlendiğini biz biliyoruz. Bundan bahsedebiliyoruz. O zaman ne oluyor? Olan şudur. Hunlardan itibaren neredeyse 2000 küsür yıl boyunca bu geleneği yaşatan varsa bunlar da yalnızca ve yalnızca ata dini şamanizm olan Sibirya yerlisi Türk halklarıdır. Nitekim başka konularda da örnekler verebiliriz. Bunun dışında yine Peter Golden da ta eski devirlerden itibaren Türkler de temel dinin çok tanrıcı şamanizm olduğundan bahsediyor. Yani Göktürkleri de dahil ederek buna. Yani bu da çok önemli. Hunlardan da bahsederken aynı şekilde bahsediyor. Hatta kendisi
ilahlara da Hunların kurban sunduğundan bahsediyor. Bunu da lütfen zikredelim, unutmayalım. Yani Hunlar çok tanrıcı, eski Türkler gibi, günümüzdeki şaman Türkler gibi çok tanrıcı ve kurbanlar sunuyorlar. Yani atalarına kurban sunuyorlar, gök tengriye kurban sunuyorlar, yer tengriye ya da yer tanrısına kurban sunuyorlar. Atalar ruhlarına, dağ ruhlarına kurban sunuyorlar. Yani ve bu gelenek yine 20. yüzyılın başına kadar somut ve bilimsel bir şekilde sadece ve sadece şaman olan Hakas Türklerinde gözlemlenebilmiş ve bilimsel kayıtlara geçmiştir. Bunu da unutmayalım. Bunu da gözlemleyenler yine Türk halklarına çıkan ilk Türkolog olan Nikolay Katanov ve onun izinden giden halk bilimci, yine Hakas kökenli Stepan Dmitrievich Maynarashvili. 1916'da çıkan eserinde de bundan ayrıntılı bir şekilde bahsediyor. Ve şunu özellikle zikrediyor. Tengri ayininde Hakas Türkleri, şaman olan Hakas Türklerinin Tengri'ye derken mavi göğe ibadet ettiklerini, dua yaptıklarını, ama orada yolculuk esnasında ata ruhlarına, dağ ruhlarına, herkese kurban sunduklarından ayrıntılı bir şekilde bahsediyor. Zaten bundan daha önceki videolarımızı izleyebilirsiniz. Orada da ayrıntılı bir şekilde bahsetmiştik. Yine bunun dışında Profesör Doktor Erkin Ekrem Çinli Hanşu kroniklerine dayanarak Hunların göğe Chengli dediklerini, yani Tengri dediklerinden bahsedebiliyoruz. İşte bu Tengri kültü, şamanizmdeki bu Tengri kültü Hunlardan itibaren, demin de zikrettiğimiz gibi, 21. yüzyıla kadar yine inançsal boyutta sadece ve sadece, dünyadaki bütün Türkleri ele alalım, bunların içerisinde sadece ve sadece şaman olan Hakas Türkleri tarafından inançsal boyuta yaşatılabilmiştir. Bunu da zikredelim. Bunu hiçbir şekilde unutmayalım. Mümkünse hatta not alalım. Yani kalemimizi alalım, not alalım. Tamam mı? Onun dışında tabii birçok kült var. Yani nitekim Hunlardan bahsederken bunlar, yine bu zikrettiğimiz bilimciler ne diyor? Vermiş olduğu, ya tabii Çinli kaynaklara dayanarak, işte güneşe kurban sunuyorlar, aya kurban sunuyorlar, yıldızlara kurban sunuyorlar, ata kültlerine kurban sunuyorlar vesaire. Bütün bu gelenekler yine şamanizm, ata dinleri şamanizm olan Türkler tarafından, ama daha geniş anlamda Altaylı halklar tarafından günümüze kadar gelmiştir. Bunları da zikredelim. Bunun dışında yine kutsal orman var. Hani 11. yüzyılda Kaşgarla Mahmut'un zikrettiği bu kafir Türkler büyük ağaçlara tengri diyorlar, yukunuyorlar, yani secde ediyor dediği, aslında Ermeni tarihçi Moses Kagan Katvatsi tarafından Kuzey Kafkasya'daki Hunlar bağlamında bahsediyor. Bu bilgileri bize ulaştırıyor. Orada da kutsal ormanları görüyoruz. Orada da büyük ağaçları, yüksek ağaçları tengri olarak kabul ettiklerini görebiliyoruz. Ve bu gelenek yine şamanizm tarafından 21. yüzyıla kadar devam ettirilmiştir. Aslında bu çevreciliğin yarındır. Aynı zamanda 1721'de Messerschmitt bundan yine Yenisey Kırgızları, şaman olan Yenisey Kırgızları için bahsediyor. Yani bunlar çok önemli. Onun dışında yine yılın her başında, hani ayin yapılıyor ya, yine bu yıl başında Hakas Türkleri tarafından yaşatılıyor ve devam ettiriyor. Yine yani sizler için nelere katlanmıyoruz ya. Yine sizler için bu bilgileri bugün aktardık. Ve bu 21. yüzyıla kadar hem Tengri'yi hem Şamanizmi ta Hunlardan itibaren 2000 küsür yıl boyunca Şaman Türklerin yaşattığından bahsedebiliyoruz. Bunlar anlatacaktık. Yine izleyen, izleten herkes çok sağ olsun, var olsun, esenlik ve varlık ve baylık içerisinde kalınız, sağ olun, var olun.